Bulaşık makinesi, sık yıkanma, deterjanlar, yüksek sıcaklık gibi etkenler bardakların çizilmesine ve matlaşmasına yol açar. Mat ve kirliymiş gibi bir görünüm oluşturduğu için de çoğu zaman çözüm bardakları yenilemek olarak görülür. Peki, bardakların çizilmesi önlenebilir mi? Çizilmiş bardaklar eski haline nasıl getirilir? Bardakların çizilmesinin en büyük sebebi ne tezattır ki bulaşıkların yıkanmasında en çok yardımcınız olan bulaşık makinesidir. Bulaşık makinesinde birkaç konuya dikkat ederek yeni oluşacak çizikleri engelleyebilirsiniz. Önerdiğimiz yöntemlerle de var olan çizikleri yok edebilirsiniz. Peki bulaşık makinesi bardakları neden çizer? Öncelikle bu sorunun cevabını verelim. Bulaşık makinesinin verimli bir şekilde çalışabilmesi için tuz ve parlatıcıya ihtiyacı vardır. Bu ikisinin eksik olduğu durumda makine düzgün çalışmamaya başlar ve çiziklerin oluşmasına yol açar. Hepsinin bir arada olduğu bulaşık makinesi tabletleri, makinenizin ihtiyaç duyduğu tuz ve parlatıcıyı sağlayamaz. Bu nedenle göstergeleri takip ederek tuz ve parlatıcının eksik olmamasına dikkat etmelisiniz. Şebeke suyunun sertliği ve kireç oranı çizikler oluşmasına yol açarken bu ikili suyu yumuşatarak çiziklerin oluşmasını engeller. Bulaşık makinenizde kullanacağınız jel ve sıvı deterjanlar, parlatıcının olmadığı durumda parlatıcı gözünü ekleyebileceğiniz sirke, bulaşık makinesinin içinin belirli aralıklarla temizlenmesi için uygulayabileceğiniz yöntemlerden birkaçı. Makineye bulaşıkların nasıl yerleştirildiği de çiziklerin oluşmaması için önemli. Eğer bulaşık makinenizi gereğinden fazla dolduruyorsanız, bu durum hem bulaşıkların düzgün bir şekilde temizlenmemesine hem de çiziklerin oluşmasına yol açacaktır. Bulaşıkları makineye kirli bir şekilde koymak yerine bir kağıt peçeteyle kirini alabilir ya da sudan geçirebilirsiniz. Kir kalıntıları bulunan bulaşıkları makineye yerleştirdikten hemen sonra yıkamadığınızda bu kalıntılar makinede beklediği süre içinde bulunduğu zemine kuruyup yapışacaktır. Sonrasında makinenin göndermiş olduğu tazyikli su kalıntıların yüzeyden çıkarken çiziklerin oluşmasına yol açacaktır. Bu kalıntılar aynı zamanda makine içerisinde sağa sola hızlı bir şekilde çarpıp cam yüzeylerde çizikler oluşturur. İşte sebebi bu. Ve elma sirkesi. Çizilen bardaklarınız için kullanabileceğiniz yöntemlerden biri elma sirkesi. Elma sirkesini birebir oranda suyla karıştırarak çizilmiş bardaklarınızı bu karışımın içerisinde 1 saat kadar bekletin. Ardından yumuşak bir bezle ovalayarak bardakları parlatın. Eğer sirke kokusundan rahatsız olursanız hassas bir deterjanla elde yıkayabilirsiniz. Eğer az sayıda bardakta çizik söz konusuysa bu durumda sirke damlattığınız ya da sirkeye batırdığınız bir bezle çizik bardakları ovalayarak silmeniz yeterli. Ardından nazikçe yıkayıp kurutarak çiziklerin ve mat görünümün yok olduğunu göreceksiniz. Çiziklere karşı bir başka yöntemimiz incir yaprağı. Evet, taze incir yaprağı kullanarak bardaklardaki çiziklerden kurtulabilirsiniz. Dalından kopardığınız taze incir yapraklarıyla çizilmiş cam bardaklarınızı ovmanız yeterli. Ardından elde ya da makinede yıkayarak çiziklere elveda diyebilirsiniz. Verdiğimiz önerilerle cam bardaklarınızdaki çiziklerinizden kurtulabilir, tekrar oluşmasını engellemek için bulaşık makinenizi bakımdan geçirip kullanma talimatlarına uygun şekilde kullanabilirsiniz. Evet, çiziklerden kurtulmak için bir başka yöntemimiz sirke. Bir ölçek sirke ve bir ölçek suyla hazırlayacağınız karışıma matlaşan bardaklarınızı koyun ve bir müddet bekletin. Birkaç saat sonra sirkeli sudan çıkardığınız bardakları yumuşak bir bezle ovun. Su izlerinin nasıl bu kadar çabuk yok olduğuna şahit olacaksınız. Ve diş macunu. Bardakların içine ve dışına sürdüğünüz beyaz klasik diş macunu, puslanan bardaklarınızı anında ışıl ışıl yapacaktır. Diş macununu hiç kullanılmamış bir diş fırçası yardımıyla sürüp ovalarsanız daha iyi ve daha hızlı sonuç alacaksınız. Çamaşır suyu. Çamaşır suyu da tıpkı sirkeli su gibi suyla karıştırılarak kullanılır. Geniş bir kabın ya da tencerenin içine bardakları yerleştirin ve üzerine sıcak su dökün. Yarım çay bardağı kadar çamaşır suyunu da ekleyip suyun iyice bardakların her tarafına temas etmesini sağlayın. Birkaç saat bekledikten sonra bardakları bulaşık makinesinde yıkayın. Su ve çay izi puslu görüntüden eser kalmayacak. Karbonat.
nemli bir bulaşık süngerine karbonat döküp cam bardaklarınızı ovaladığınızda çok güzel parladığına şahit olacaksınız. Bardakları ılık suyla duruladıktan sonra kuru bezle kurulayın. Limon. Limon ve tuzla ovaladığınız bardaklarınız ilk günkü gibi pırıl pırıl olacak. Evet, makinenizin kurutma seçeneğini üflemeli kurutma olarak ayarlarsanız kalıntıların iz yapmasını ve su lekesini önleyecektir. Ayrıca iyi bir bulaşık deterjanı ve parlatıcı bardaklarınızın uzun süre matlaşmasını önleyecektir. Evet, bulaşıkların yeniden matlaşmaması için kireçsiz su kullanılması gerçekten önemli. Bulaşık makinenizin kurutma fonksiyonlarının gözden geçirilmesi, sorun varsa makinenin değiştirilmesi de tavsiye edilen seçenekler arasında. Evet, bu videomuzda sizlere bardaklar neden çizilir ki birçok ailenin başına bu gelmektedir. Bunun cevabını vermeye çalıştık. Peki matlaşan bardaklarımızı nasıl pırıl pırıl hale getirebiliriz? Bunun da birçok örneğini sizlere verdik. Bunlardan bir tanesini denediğinizde gerçekten çok güzel sonuçlar alacağınıza emin olabilirsiniz. Videomuzu burada noktalıyoruz. Şayet faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen videomuzu beğenerek paylaşmayı unutmayın ve kanalımıza abone olarak yeni seslendirmelerimizden haberdar olabilirsiniz. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşça kalın.